Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugünkü konumuz karşı takım analizi. Yani haritada nereye gideceğimiz. Arkadaşlar maça başlıyoruz. Kendi takımından önce karşı takıma göz atıyorum arkadaşlar. Behçet Leopard, T62 Leopard. 4 tane medleri var. 3 tane heavy'leri var arkadaşlar. Normalde Kastilya haritasında benim burada yani sola gitmem gerekir. Tekrardan kendi takıma göz atıyorum burada. Sadece 2 medimiz var. Yani benim normalde sola gitmem gerekir heavy olarak. Bakın 2 tane medimiz var. Hani medler Kastilya'ya falan gitsin ben sola gideyim. Normalde düz mantık budur. Ama arkadaşlar sizin yapmanız gereken karşı takımı analiz etmeniz. 4 tane medleri var. 3 tane de heavy'leri var arkadaşlar. Yani bu takım karşı muhtemelen arkadaşlar sağdan gelecektir. Sağdan gelmeseler bile sola mouse'u yollarlar. 1 saat uğraşırsınız siz ve sağdan 4 tane medden pataküte yersiniz arkadaşlar. Bu yüzden sağa gidiyorum arkadaşlar. Mümkünse böyle durumlarda yani karşı takımı analiz edelim. Eğer 3 veya daha fazla medleri varsa med yoluna gidin arkadaşlar. Elinizde hangi tank olursa olsun fark etmez. İsterseniz T95 olsun arkadaşlar. Med yoluna gidin. Çünkü arkadaşlar medlerin DPM'i heavy'lere göre daha fazladır. Medler daha çeviktir. Yani medler size daha kolay ateş edebilir. Özellikle siz eğer pozisyonunuz yoksa yani yandan arkadan size çok daha kolay ateş edebilir ve çok daha sizi rahatsız eder. Yani arkadaşlar önemli olan yani yapmanız gereken medlere dikkat etmektir. Nitekim zaten böyle oluyor. Gördüğünüz üzere direkt iki tane med önümüze çıkıyor. Burada yaptığımız hani ne kadar damage karımıza. Bakalım takımın geri kalanı nereden gelecek? Bizim yine 2 andaval hatta 3 andaval sola gidiyor. Yani zor bir maç olacak muhtemelen. Leopard'ı çekiyoruz Allah'tan. Diğer Leopard'ları da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi medler genellikle med yolundan gider. Ama siz heavy olarak yani eğer hani iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız bu oyunda nereye gitmek zorunda olduğunuza dikkat edeceksiniz. Ve karşıda nitekim en güçlü spot oynuyor. Yani muhtemelen bütün takımları burada. Arkadaşlar ben savaşırken burada hep soldaki tarafı yani haritanın sol tarafını çekiliyorum minimap'ten. Gördüğünüz üzere hiçbir tank spotlanmadı. Bizim andavallar C'yi aldı. Şimdi B'ye doğru gidiyorlar. Yani muhtemelen birazdan flank atacaklar. Bizim sadece burada tutmamız gerekecek. Gördüğünüz üzere rahat bir şekilde demeye çekiyoruz. Bu maçı hani rahat bir şekilde şu an hasar olarak öndeyiz. Ben de gayet iyiyim. Adamlar mouse'u da buradan gelmiş. Nedir yalnız bakmamış. Tabi böyle durumlarda arkadaşlar hani sizin heavy olarak benim yaptığım gibi mesela pozisyon almanız, adamları kendi takımınıza doğru çekmeniz. Minimap'te gördüğünüz üzere en arkada bir tane TD'miz yatıyor. Benim arkamda da bir tane med var. ISD'miz muhtemelen birazdan şehit olacak. Şimdi çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani yapılmaması gereken bir hata. Bakın ben geri gidebilirim buradan. Yani geri kaçma imkanım var. Fakat ISD'miz böyle bir imkan yok. Evin arkasında cebelleşip durdu ve öldü. İdimiz hala yaşıyor arkadaşlar. Ben ona biraz spot vermek istiyorum. Yani onu adamları ona çekmek istiyorum. Arkadan da bir tane İdimiz flanklamış. Gördüğünüz üzere rahat bir maç geçiyor benim için. Yani bayağı damage yaptım şu ana kadar. Bu arada ben VZ'yi tester olarak oynamıştım. Ki o zaman DPM'i bundan çok çok daha azdı. Ve top eğilimi 5 dereceydi. Şu an 6 derece top eğilimi. Artı doldurma süresi de yaklaşık 1.1 saniye azaltıldı. Yani arkadaşlar aşırı güzel iyi bir tank oldu. Yani hepinize gitmenizi öneririm bu arada VZ'yi. Yani klan maçlarında özellikle zaten bayağı iyi. 6600 hasar yapmışız arkadaşlar. Arkadaşlar bu maçı kurtaran önemli özellik takım doğru yöne çekmek oldu. Yani sağa gelin demem oldu. Ki yarısı yapmasa bile gidenler en azından hani benim için atış olarak benim de maç yapmamı sağladı ve maçı aldık arkadaşlar rahat bir şekilde. Arkadaşlar ikinci maça geçiyoruz. Burada bende med var. Karşı takımı burada tekrar analiz ediyorum. Normalde karşı takım bu haritada büyük ihtimal soldan giderler çünkü iki tane IS'leri var arkadaşlar. Bunlar iyi oyuncu değilse yani analizlerini şöyle analiz yapabilirsiniz. Eğer IS'ler mesela eğer heavy'leri iyi oyuncu değilse muhtemelen heavy yoluna giderler. Eğer heavy yolunu spotlamayabilirseniz bu haritada örnek birazdan göstereceğim. Hem damage yaparsınız hem takımımıza atış imkanı sağlarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi bu kötü oyuncular arkadaşlar genelde maça başladıkları anda dümdüz giderler. Yani buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu demek oluyor ki yani heavy'leri düz gider normalde medleri sağa gider.
Yani 3 tane medleri var fakat büyük ihtimal medleri de düşük seviye olduğu için heavy'leri takip ederler arkadaşlar. Benim yapmam gereken burada bakın bu üzüm bağları sanırsa Türkçesi bu haritada. Taret olan bir tankla gidebileceğiniz en iyi noktayı göstereceğim arkadaşlar size şimdi. Med olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi spot. Çok iyi bir spot yeridir. Muhtemelen yani spot yemezsiniz karşıda eğer sizi spotlamaya gelen bir med yoksa. Ateş etmezsen de spot yemezdim aslında. Ateş ettim arkadaşlar ama damage yine sonuçta. Ve gördüğünüz üzere çok iyi bir yerde. Yani tareti özellikle iyi eğlen tanklar için mükemmel bir yer diyebilirim. Gördüğünüz gibi bizim yaklaşık 3 tane tankımız sola gitmiş arkadaşlar. Onlar orada cebelleşirken ben burada damage yapacağım. Ve bakın 122 mm topun özelliklerinden biri arkadaşlar amurak atması. Tabi amurak modüllerin biraz nerede olduğunu bilmeniz gerekir. T-44'ü artık yıllardır oynaya hepimiz biliyoruz. Bu arada arkadaşlar bu tank çok kötü. Yani bu 34-2 ve premium versiyon 34-3 hiçbirinizi önermem. Yani bilginiz olsun. Yani ara sıra böyle 500-400 falan vuruyorsunuz ama doldurma süresi, hedef alma süresi, top eğilimi, yani zırhı, yani taret zırhı olmasa bile berbat arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bulunduğum noktayı hala kullanıyorum çünkü hiçbir şekilde sıkıntım yok. Karşı takım şehire gitti. Pozisyon değiştiriyorum şu anda. Sağa geçeceğim. Çünkü karşı takım sola geçmiş. Bizim tabi heavy'ler cebelleşmiş. Bir tane heavy'miz daha var. Ya gördüğünüz üzere eğer isterseniz belki bütün bu haritaların hani nerede spot yapılır, hangi tankla nereye gidilir ve daha detaylı bir şekilde takım analizi nasıl yapılır, yani nereye gitmeniz gerektiği hakkında onları ilerideki videolarda arkadaşlar sizinle paylaşabilirim. Yine benim için kolay bir maç geçiyor. Yani full canım. Yanımızda hala bir LTTB'miz var. Full gaz giden, durmayan. Ki iyi oluyor. Karşı takım kendine çekiyor. Ben burada bir atışlayacağım ama full can olduğum için pek umursamıyorum arkadaşlar. Sonuçta önemli olan damage yapmak. Bakın onlar LTTB'mizin peşinden koşuyorken ben de damage yapıyorum çok rahat bir şekilde. Böyle tanklar olunca arkadaşlar peşinden gidin. Yani öneririm ben size. Mesela bu LTTB durmayan bir arkadaş. Yani durmayacak. Karşı takımı rahatsız edecek. Karşı takımda onunla uğraşırken siz kolay kolay damage yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın zırhı ne kadar kötü. Yine ön zırhın altından diliyor. Ve açıldığım şekildeyken diliyor. Ben burada sola gidiyorum. Çünkü belki burada daha fazla damage imkanım olur. Ya arkadaşlar burada benzin deposuna tamamen bilerek atış ediyorum. Yani Rus tankları ve Çin tanklarında benzin deposu her zaman tankın ön zırhının sağ tarafındadır. Hani karşıdan baktığınızda bilginiz olsun. Yani kendinin sağ tarafındadır. Yine kolay bir maç oluyor. Hem spot yaptık arkadaşlar, hem master aldık. Hem de takımın yemesini sağladık. Yani ben orada olmasam muhtemelen takım yenemezdi. Çünkü heavy'ler gördüğünüz gibi pek atış etmemişler. Medler deseniz Allah'a emanet. O yüzden arkadaşlar nereye gitmeniz yani doğru yere gitmeniz her zaman hayat kurtarır. Bilginiz olsun. İyi bir oyuncu olmak istiyorsanız önce karşı takımı analiz edin. Sonra da haritada doğru yerlere gidin. Hoşçakalın arkadaşlar.